Çocuğun Matematik kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere VIP yayınlarının 6. AYT denemesini çözümlerini yapacağım. Dilerseniz zaman kaybetmeden sorularımıza geçelim. Birinci soruyla başlıyoruz. Birbirinden ve sıfırdan farklı MNK reel sayıları için M eksi ne mutlak M, 2K eksi ne eşittir 2 tane mutlak K eşitlikleri veriliyor. Buna göre MN ve K sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Soruyu çözelim bakalım. Şimdi şurada m eksi ne? Mutlak m'ye eşittir. Şimdi mutlak değer içerisindeki ifade pozitifse dışarı aynen negatifse başına ne yapıyordum? Eksi olarak dışarı çıkartıyorum. Şimdi oradaki m, içerideki m dışarıya bir artı m olarak dışarı çıkabilir. Veya içerideki m dışarıya eksi m olarak dışarı çıkar. Şimdi m eksi ne m'ye eşitse bu durumda n sıfırdır. Ama sorunun başında bakın birbirinden ve sıfırdan farklı demiş. N sıfır olamaz. O halde şu durum gitti. Diğer duruma bakmamız lazım. Buradan n'yi yalnız bırakalım. N eşittir 2m. Elimde bu dursun şöyle bir. Şimdi aynı durum alttaki için de geçerli. 2k eksi n. K burada bir pozitif olarak dışarı çıkar. Veya nasıl dışarı çıkacak? Başını eksi alıp dışarıya çıkacak. Soldakini düzenleyelim. Şimdi şu 2k'lar yine birbirini götür. N nedir? 0'a eşit oldu. Halbuki bu 0'dan farklı diyordu. O zaman şu durum da çöpe gitti. Diğer duruma bakalım. N eşittir kaç? 4 tane K eşittir. Şimdi yukarıdaki eşitlikte N eşittir 2M demiştik. Buradan da N eşittir 4K. Hepsini aynı eşitlikte yazalım. N eşittir kaç oluyor? Aynı zamanda 2M. K ve M sayıları nasıl sayılar? Negatif sayılar. Burada bir değer verelim isterseniz. K'ya ne diyelim? Eksi 1 diyelim. Bakın K'ya eksi 1 dedim. N ne oluyor bu durumda? N eksi 4 oldu. M ne oldu? M de eksi 2 oldu. Ve benden MNK sayılarının doğru sıralanışı diyor. En küçük hangisi N? Ardından M. Sonra da K seçeneği. K geliyor. Hangi seçenekte var? N, M, K, K, M, N olması lazım. Büyük olarak K, M, N cizre seçeneği. İkinci soru. A ve B pozitif tam sayı. P ise asal sayıdır. P eşittir A çarpı B eksi 2A olduğuna göre birinci öncül A eşittir 1 ise B eksi P eşittir 2'dir. Demiş. İkinci öncül A asal ise B eşittir 3. Son olarak B eşittir 5 ise P eksi A eşittir 2'dir. İfadelerinden hangisi ya da hangileri her zaman doğrudur? Şimdi şöyle şu P'yi ne yapalım? A ortak ya burada. A ortak çarpan parantezini alalım. Ne gelecek buradan? B eksi 2 gelecek. Önce şöyle bir düzenleyelim. Sonra birinci öncülde A eşittir 1 ise demiş. A gördüğüm yere 1 yazalım. P ne oluyor bu sefer? 1 çarpı B eksi 2 oluyor. B eksi P nereye eşit oluyor? 2 eşit oluyor. O halde birinci öncül doğrudur diyebilirim. İkinci öncüle bakalım. A asal ise demiş ki B de 3'tür. Şimdi P ifadesi yine nereye eşitti? A çarpı B eksi 2 idi. Şimdi bu A'nın asal olması durumunda P de asal olduğundan dolayı kesinlikle bunu B eksi 2'nin 1'e eşit olması lazım. Çünkü bir asal sayının çarpanlarından bir tanesi 1'di, diğeri neydi? Kendisiydi. O halde b eksi 2 nereye eşittir? 1'e eşittir. Bu durumda b'de ne olur? 3'e eşit olur. İkinci öncülümüz de doğru mudur? Doğrudur diyoruz. Üçüncüsüne bakalım. B 5 ise p eksi a 2'dir demiş. Şimdi burada p eşittir neydi? Yine a çarpı b eksi 2 idi. Şimdi ben burada b gördüğüm yere şöyle bir 5 yazalım. P nereye eşit oluyor? 5 eksi 2, 3 tane A'ya eşit oluyor. Şimdi P asal olduğundan dolayı 3 de zaten asal. Bu durumda A kesinlikle nedir? 1'dir. A 1, P'de kaç oluyor? 3 çarpı 1'den 3'e. P eksi A'yı soruyor benden. P eksi A, 3 eksi 1 eşittir kaç? 2. Bu durumda 3. öncülümüze doğru. Bütün öncüler doğru oldu. Cevabımız E seçeneği. 3. sorumuza bakalım. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre gx eşittir 2 bölü f kare x eksi 2 fx eşitliği ile verilen gx fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gx'in en geniş tanım kümesi paydayı 0 yapan değerleri bütün reel sayılardan ne yapacağız? Çıkartmamız lazım. Paydayı 0 yapan değerler kimler? F kare x eksi 2 tane fx'i 0 yapan x değerleri. Bunu fx ortak çarpan parantezine alırsam şuradan fx eksi 2 geliyor. Şimdi bunu 0 yapan x değerini bulmamız lazım. Şu fx eşittir 0 veya fx eşittir ne? 2 yapan x değerini bulacağız. Fx'in 0 olduğu yerler
fx fonksiyonu grafiğin x ekseni kestiği yerlerdir. Yani eksi 4, eksi 1, bir de 3. Buralarda gx tanımsız. Yani eksi 4, eksi 1 ve ne diyorum? 3 diyorum. fx'in 2 olduğu yerlerde de gx tanımsız. Peki fx'in 2 olduğu, yani görüntülerin 2 olduğu yerler kimden var? Şöyle aslında y eşittir 2 doğrusunu çizersem kesiştikleri yerler. 4 de nerede? Eksi 2'de. Eksi 2'ye 4. Demek ki tüm reel sayılardan şunları çıkartmamız lazım. Eksi 4, eksi 2, eksi 1, 3 ve 4. Hangi seçenekte var? B seçeneğinde var çocuğum. Onu işaretliyoruz. ABC reel sayılar y eşittir kök eksi 1 olmak üzere a küçük 0, o da küçük b, küçük c veriliyor. Buna göre kök a eksi 1 reel sayıdır. Kök b eksi c eşittir i çarpı kök c eksi b'dir. Kök c eksi a reel sayı değildir. İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Şimdi karekök içi negatif olduğu zaman bu bir karmaşık sayıydı. Ama kök içi, karekök içi pozitif ise bir reel sayı oluyordu. Hemen birinci öncele bakalım. Kök a eksi b demiş. A eksi b'nin işareti ne? Küçükten büyük çıkartıyor. Dolayısıyla buranın işareti eksidir. Burası eksi olduğuna göre o eksi ayrı alalım. Eksi 1 çarpı b eksi a desem. Sonra da onu kök eksi 1 çarpı kök b eksi a diye yazabilirim. Kök eksi 1 neydi? İ'ydi. Bakın bu i çarpı karekök b eksi a oldu. Ve bu ne oldu? Bir reel sayımdır. Reel sayı değil. Bu bir karmaşık sayıdır. Dolayısıyla yanlış oldu. İkincisine bakalım. Burada ne demiş? Kök b eksi c eşittir i çarpı kök c eksi b demiş. Bakalım b eksi c. Şimdi bu eksi c'nin işareti ne? Bakın yine küçükten büyük çıkartıyor. Dolayısıyla buranın işareti eksi. Bu eksi, ben eksi parantezine alırsam eksi 1 çarpı c eksi b oluyor. Şunu da kök eksi 1 çarpı kök c eksi b şeklinde yazdım. Kök eksi 1 neydi? İ'ydi. İ çarpı karekök c eksi b oldu. Doğru mu? Doğru. Bu doğruymuş. Karekök c eksi a reel sayı değildir. Şimdi c'den a'yı çıkartmış. Bakın artıdan büyükten küçüğü çıkartıyor. Dolayısıyla buranın işaretine artı. Bu bir reel sayıdır. Bu da reel sayı değildir demiş. Bu da yanlış. O zaman cevabımız yalnız 2 diyoruz. Evet, geldik bu sorumuza. Yukarıdaki şekilde fx eşittir x kare artı 1 parabolü. Bakın parabol tepe noktası y ekseni üzerinde bir birim nereye kaldırmış? Yukarı kaldırmış. İle y eşittir gx fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon. Sonra y eşittir hx doğrularının grafikleri verilmiştir. Buna göre taralı bölgeyi ifade eden eşitlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunların denklemlerini bulmam lazım. Fx'in denklemi belli zaten. Fx'in denklemi ne? X kare artı 1. Bu bir parabol denklemi. Gx'in denklemini bulalım. Doğrusal bir denklem. Eksenleri kestiği noktalar belli mi? Belli. Biz ne demiştik? Eksenleri kestiği noktalar belli olan denklemi. X bölü x ekseni kestiği nokta, y bölü y ekseni kestiği nokta eşittir 1 deyip doğru denklemini buluyorduk. Veya eğimden gidiyorduk. Hemen gx'i bulalım. Eksenleri kestiği noktalardan bulalım. X bölü x ekseni kestiği nokta 1'dir. Y bölü y ekseni kestiği nokta eksi 1 eşittir 1'den. Buradan y'yi yalnız bırakırsak ne oluyor? X eksi 1 oluyor. Ve buradan gx fonksiyonunun x eksi 1'e eşit olduğunu ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Buradan gx'i bulduk. Fx'i şuradan belliydi mi? Belliydi. Sıra gelelim nereye? Hx'i bulalım. Hx için de x ekseni kestiği nokta eksi 1'de kesiyor. Y ekseni de eksi 1'de kesiyor. Eşittir kaçtan? 1'den. Buradan şu eksiyi öbür tarafa atarsam y ne oluyor? Eksi x eksi 1 oluyor. Buradan da kimi bulduk? Hx'i bulduk. Onun adı da Hx'i. Hx nereye eşittir? Eksi x eksi 1. Şimdi dikkat edersen fx parabolünün alt tarafı taranmış. Dolayısıyla fx ne olması lazım? Küçük. Bir de eşitlik de olması lazım. Çünkü fx'i koyu çizgiyle çizmiş. Fx'in küçük eşit olması lazım. A seçeneği gider. C seçeneği gider. Geri kalan seçenekler kalıyor. Gx'in neresi? Üst tarafı taranmış. Dolayısıyla gx'e neresi? Büyük olması lazım. Hatta eşitlik de olacak. Çünkü gx'i koyu şeklinde ifade etmiş. Fx küçük eşit, gx büyük eşit olması lazım. Gx'in küçük eşit olduklarını da eleyeceğiz. Bakın burası elendi. O zaman geriye zaten sadece D seçeneğimiz kaldı. Biz yine Hx'i kontrol edelim. Bakın Hx'in de üst tarafı taranmış. Dolayısıyla orada da ne olması lazım? Büyük eşit olması gerekiyor diyoruz. Gelelim bu sorumuza. X küp eksi 3x artı 2 ifadesinin çarpanlığa ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Ben bu soruyu çözmek için en güzeli değer veririm. Mesela x'e ne diyelim? 2 diyelim. 2 dersem ne olur? 2'nin küpü 8. 2 kere 3 kaç? 6 artı 2. Ne oldu cevap? 4 oldu. Vallahi seçeneklerde 2 yazdığım zaman 4'ü veren seçenek doğru cevap olabilir çocuğum diyorum. Hemen A seçeneğinde x gördüğüm yeri 2 yazıyorum. 2 yazarsam 2 eksi 1, 1. 2 artı 1, 3 olmadı. B seçeneğinde x gördüğüm yeri 2 yazıyorum. 2 eksi 1'in karesi 1. 1 çarpı 4, 4. Sağladı. C seçeneğinde 2 yazıyorum çocuğum. Ne oldu? 3'ün karesi 9 çarpı 4 sağlamadı. D seçeneği
x eksi 2 çarpanı var 0 yapar. E seçeneğinde 2 yazdım 0 yapar. Cevabımız ne oldu? B seçeneği. E hocam 2 değil de biz başka bir değer mesela 1 yazmış olsaydım. Bu sefer ne olurdu? A seçeneği 0 olur. 1 yazalım. 1'in küpü 1 eksi 3 artı 2 cevap ne oluyor? 0. 1 yazdığım zaman da cevap 0 olması lazım. A seçeneği sağlıyor. 1 yazdığın 0 oldu. B sağlıyor. D sağlıyor. E sağlıyor. Bu durumda bunda sadece C'yi eleyebilirdin. Yani eğer verdiğiniz ifadeleri sağlayan farklı seçenekler varsa verdiğin değeri ne yapacaksın? Değiştireceksin diyorum çocuğum. Peki tamam hocam bunu böyle çözdük. Bir de bana çarpanlar ayır ya. Böyle çözme yani. Bir de çarpanlar ayıralım bakalım. Bakın şu x küp eksi 3x artı 2 diyor ya. Ben eksi 3x'i şöyle eksi x eksi 2x'e bir ayırayım. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü bakın burada x ortak ya. Buradan x kare eksi 1 gelecek. O x kare eksi 1'den de 2 kare farkı x eksi 1 çarpı x artı 1 gelecek. Bakın şuradan da eksi 2 parantezine aldığım zaman buradan da x eksi 1 gelecek. Ve x eksi 1'ler ortak olduğundan dolayı x eksi 1 ortak çarpan parantezine almış olabileceğim bu ifadeyi. Bakın x eksi 1 ortak çarpan parantezine alırsam şuradaki x'e kimler x artı 1'i şu x'e x artı 1'i çarparsam ne oluyor oradan? X kare artı x geliyor. Bir de eksi 2 nerede? Sağdakinde vardı. Bu durumda bu ifade şöyle x eksi 1 çarpı x kare artı x eksi 2 o da üçlü bir terim. Bunu çarpana ayırdığım zaman ne oluyor? Çarpma eksi 2 toplama artı 1. Kimler var? X artı 2 x eksi 1 var. Değil mi çocuğum? Bak kaç tane x eksi 1 oldu? 2 tane x eksi 1'in karesi çarpı x artı 2 olmuş oluyor. Ha aslında bu soruyu şöyle de değerlendirebilirim. Bakın ne yapıyorduk? Biz diyorduk ki 3. dereceden bir denklem karşına çıktığı zaman çocuğum sabit sayıya bak. Sabit sayının bölenlerine bak. Mesela 2 kime bölünür? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, eksi 1'e bölünür, bir de eksi 2'ye bölünür. Acaba bunlardan hangilerini yerine yazdığım zaman sonuç 0 oluyor? Bakın x'e 1 dediğin zaman sonuç 0 oluyor mu? Oluyor. O halde bu ifadenin çarpanlarından biri kesinlikle, bakın çarpanlarından biri kesinlikle x eksi 1'dir. Tamam. Peki diğer çarpanlarını bulmak için ne yapacaksın? Alacaksın bunu. Nereye böleceksin? X eksi 1'e bölüp polinom bölmesi yapacaksın. Buradan polinom bölmesi yaptığın zaman şuradan ne gelecek biliyor musun çocuğum? X eksi 1 çarpı ne gelecek? X artı 2 gelecek. Ve bu ifadenin çarpanına ayrılmış hali bölen çarpı bölümü zaten kalan nedir? Sıfırdır. Bunu böyle de düşünebilirim. 3 farklı yoldan çözebilirsiniz. Hangisi işine gelirse çocuğum. Geçtim bu soruya. Bakın fx eşittir x kare, gx eşittir 4 üzeri x, hx eşittir log x, kx eşittir ln x fonksiyonlarından hangisi veya hangileri tx bölü y eşittir tx eksi ty koşulunu sağlar? Ne yapalım? Gidip bunları bulalım. Hemen fx eşittir x kare diyor ya, tx bölü y'yi bulalım. Fx bölü y. Acaba fx eksi fy eşittir. Fx bölü y ne yapar? X gördüğüm yere x bölü y yazarsam, x bölü y'nin parantez karesi olur. Acaba bu eşit midir? Fx yani x kare eksi ne? Fy yani y kare. Kardeşim eşit mi bu ya? Eşit değildir. O halde bu gitti. Hemen gx'e bakalım. Gx'e ne? 4 üzeri x. Yani bu ifade x bölü y yazıyorum. 4 üzeri x bölü y. Fx bölü y, gx bölü y'yi buldum. Acaba bu eşit midir? Tx dediğim gx'e yani 4 üzeri x eksi g'ye. 4 üzeri y'ye eşit midir? Hayır. Bu tıpatıp bunun aynısı değil. O zaman bu da gitti. Hemen diğerine bakalım. Log x'e bakalım. Önce h x bölü y'yi bulmam lazım. Log x bölü y oluyor. Log x bölü y eşit midir? H x'e yani log x eksi h y'ye yani log y. Evet logaritmanın özelliğinden ne diyorduk? Bölüm durumundaki fark duruma çevirebiliyorduk. Yani sağ tarafa sol tarafa eşit. Bu durumda eşittir. Ln x de yine logaritmalı ifade olduğundan dolayı bu eşitlik ise sağlanacaktır. Hangisi ya da hangileri bu koşulu sağlar? Hx ve kx yani k ve h cevabımız E seçeneği diyoruz. Evet gelelim bu sorumuza. Bir öğrenci demiş log x çarpı log 3x eşittir log 9x denklemini kökler toplamını bulurken demiş. Bu adımların okunmasını size bırakıyorum. Bakın buradan geliyor. Şu 7. adıma kadar herhangi bir hatamız yok. Ama 7. adımdan sonra 8. adımı yazmış. Burada hatalı. Neden? Aslında burada her iki tarafın logaritmasını almış. X1 artı X2 gelmesi için. Dilerseniz şöyle 8. adımı şuraya yazayım. 10 üzeri X1 artı X2 eşittir. Log kaç? 1 bölü kaç? 9. Ben X1 artı X2'yi yalnız bırakabilmem için hemen 8. adıma geçtiğim zaman her tarafın logaritmasını almam lazım. Bakın şurası kuvvet başa geçiyordu. Burası X1 artı X2 oldu. Eşittir sol taraf logaritma 1 bölü 9 olması lazım.
Ama ne yapmış burada? 10 üzeri logaritma 10 tabanında 9 üzeri eksi 1 demiş. Bunlar birbirini götürmüş. Cevabına 1 bölü 9 demiş. Hayır, 1 bölü 9 değil. Log 1 bölü 9 olması lazım. Dolayısıyla 8. adımımız bizim hatalı diyoruz. Evet, şu soruya bakalım çocuğum. Aşağıda bir örüntünün ilk 4 adımı verilmiştir. 1. adım, 2. 3. 4. diye gidiyor. Buna göre bu örüntünün 10. adımda kaç tane birim kare olduğunu belirten genel terim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 1. adımda kaç tane karemiz var? Bir tane. 2. adımda 3 tane. Aslında o 1'e 2 eklenmiş hali. 3. adımda 1 artı 2 artı 3 tane. 4. adımda kaç tane var? Bakın 4 tane eklemiş. 1 artı 2 artı 3 artı 4. Aa, bunlar üçgensel sayılar değil mi? Peki n'inci adımda ne olacak? N'inci adımda. Dikkat edin, adım sayısına kadar hep ne yapıyoruz? Ekleme var. O halde burada da 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n var. Bu durumda genel terim ne oluyor? 1'den n'e kadar olan adışık sayıların toplamı oluyor. O da n çarpı n artı 1 bölü kaç? 2. Yani n kare artı n bölü 2. Hangi seçenekte var? Cevabımız A seçeneği. Bu kadar çocuğum. Çocuğum, sorularımıza devam ediyoruz. AN artan bir aritmetik dizi olmak üzere. A6 artı 4 tane A2 102 imiş. A9 ile A1'in çarpımı A2 ile A4'ün çarpımı eşit ise A3 ile A4 toplamı kaçtır? Şimdi burada A1 var, A6 var, A2 var, A4 var. Fazlalıklar kim? A2'ler fazla kullanılmış. 2 defa kullanılmış. O halde bunları A2 türünden yazmaya çalışalım. Şimdi A6 A2 türünden yazmaya çalışırsam ne diyeceğim? A2 artı kaç tane D'miz? 4 tane D'miz, değil mi? Artı 4 tane ne var? A2 de var. Eşittir 102. Kaç tane A2 oldu? 5 tane A2 artı 4 tane D eşittir kaç oldu? 102 oldu. Bu böyle dursun bakalım. Sonra şuraya bir bakalım. A9 A2 türünden yazalım. A2 artı kaç tane D? 7 tane D. Neydi formülümüz? AN eşittir AP artı N eksi P çarpı D'den yazıyorum ben bunları. Sonra çarpı A1. A1'de ne? A2'nin D eksi. İyi diyebilir miyim? Evet. A2 aynen bırakıyorum. A4 ne? A2'den kaç tane D fazla? 2 tane D fazla. Bunları dilerseniz şöyle bir dağıtalım. Bakın şunu şununla dağılma özelliği kullanalım. A2'nin karesi. Şunu şuna çarparsam. Eksi A2 tane D. Sonra 7 tane artı 7 tane A2 D buradan gelir. Şuradan da eksi 7 tane D kare geldi. Sağ tarafı dağıtırsam. Şuradan A2'nin nesi? Karesi. Artı 2 tane A2 D geldi. Buradan birbirini götüren var mı? Şu A2'nin karesiler birbirini yapar. Götürür diyebilir miyim? Evet. Bakın buradan 7 tane A2 D var. Bir tane gitti. Kaç tane kaldı? 6 tane. Şunu da sol tarafa atarsam 4 tane A2 D oluyor. Eksi 7 D kareyi de öbür tarafa atalım. 7 tane D kare nedir? Eşittir. Şu D'lerden bir tanesi de gider. Karesi gider. Buradan 4 tane A2 eşittir 7 tane D oldu. Buradan şunu söyleyebilir miyiz? A2 7'nin katı olan bir ifade ise D kaçın katıdır? D de 4'ün katıdır. Şimdi bu bulduklarımı gelip ne yapacağım? Yerine yazacağım. Nerede? Şu yukarıda yerine yazıyorum. Tamam. Şöyle şuralara gidip yerine yazıyorum. Buradan 5 tane A2. A2 kaç? 7 tane K. Artı ne? 4 tane D. D'miz kaçtı? 4 tane K. Nereye eşitmiş? 102 eşittir. Bakın buradan 5 kere 7 35, 4 kere 4 16, 35 artı 16. Kaç K? 51K 102'ymiş. Ve buradan K'mız kaç? K'mız 2 oluyor. K2 ise A2 kaçtı? 7K'ydı. A2 kaç oluyor? 7 kere 2 14 oluyor. D'miz kaç oluyor? D'miz de 4 kere 2 8 oluyor. Bu durumda neyi söyleyebilirim ben? Neyi söyleyebiliriz? A3'ü söyleyebiliriz. Bakın. Hemen A3'ü söyleyelim. A3 ne? A2'den D fazla. 14 artı 8 kaç? 22. A4 ne? Buna bir D daha ekledim. 22 artı 8 30. Ve benden A3 A4'ün toplamını soruyor. Bu ikisini topladığım kaç oldu çocuğum? 52 oldu. Bu kadar işte. Devam ediyoruz çocuğum. Fx eşittir x eksi 1 bölü x fonksiyonu için. Fx'in bir tane reel kökü vardır. Fx eşittir f eksi x eşitliği sağlanır. Fx reel sayılar kümesi üzerinde birebirdir. İfadelerinden hangisi ya da hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi birinci öncele bakalım. Fx'in bir tane reel kökü var. Reel köklerini bulmak için ne yapıyoruz çocuğum? Alıyoruz bunu sıfıra eşitliyoruz ya. Bunu sıfır yapan x yerini buluyorum. Bunu sıfır yapan x yeri kim? 1. Aynı zamanda payı sıfır yapmıyor. Dolayısıyla reel köküdür. Ve payı sıfır yapan bir tane olduğundan dolayı
Bunun bir tane reel kökü vardır diye söylüyoruz. Fx eşittir f-y x eşitliği sağlanır demiş her zaman. Bakalım fx kim? X eksi 1 bölü kaç x? F eksi x ne? X gördüğüm yere eksi x yazdım. Eksi x eksi 1 bölü eksi x oldu. İçer dışarı çarpma yaparsam bakın burası ne oluyor? Eksi x'in karesi artı x eşittir. Eksi x'in karesi eksi ne oldu? X oldu. Şunlar birbirini götürdü. Buradan 2x eşittir. Kaç oldu? 0. X eşittir 0. Bunu sağlayan sadece kim oldu? 0 oldu. Zaman daima sağlanır diyemeyiz. Sadece x eşittir 0 için sağlandı bu. Ama daima diyor. Bütün x reel sayılar için sağlanması gerekiyordu. Dolayısıyla bu yanlış diyoruz. Hemen şuna bakalım. Üçüncü öncülüğe. Fx reel sayılar kümesi üzerinde birebirdir. Biz birebirlik için ne diyorduk? Şöyle bir ifade kullanıp. Valla görüntüler aynı iken tanımın elemanları da şayet aynı ise yani x1 eşittir x2 geliyorsa bu fonksiyon birebirdir diyorduk. O halde hemen fx1'i bulalım. X gördüğüm yere x1 yazdım. X1 eksi 1 bölü kaç? X1. Bu da eşittir. Fx2 yani x2 eksi 1 bölü x2. Şimdi buradan ne yapalım? Şöyle bir içeri dışarı çarpımı yapalım. Burası x1 çarpı x2 eksi x2 eşittir. X1 çarpı x2 eksine x1. Bakın buradan şu x1 çarpı x2'ler birbirini götürecek. Ve x1 eşittir x2 olacak. Şartım sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Dolayısıyla bu da doğru. Birebirdir diyoruz. O zaman cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği. Ha hocam ben bunun grafiğini de çizip grafik üzerinde ne yapacağız? Değer kümesine dikmeler çizeceğiz. Çizdiğimiz dikmeler grafiği tek noktada kesiyorsa daima bu fonksiyon birebirdir. Grafiğine baktığımız zaman da hakikaten de tek noktasından tek noktada ne yapıyor? Kesiyor. Dolayısıyla birebirdir çocuğum diyoruz. Çocuğum devam edelim bakalım. X eksi a üzeri 4 açılımda ortanca terim. Bx artı 1'in kübünün açılımındaki baştan ikinci terimi eşitmiş. Buna göre ax eksi 1 bölü b'nin 8. kuvveti açılımda ortanca terim aşağıdakilerden hangisidir? Dilersen önce bu ortanca terim formülünü hatırlayalım. Örneğin a artı b üzeri 2n açılımındaki ortanca terimini nasıl buluyorduk? 2n'in nesi? N'lisi çarpı a üzeri n çarpı b üzeri n demiştik değil mi? Hatırlıyorsan. Sonra a artı b üzeri n'in açılımında baştan r artı birinci terim diyelim. Baştan r artı birinci terimi nasıl yazıyorduk? N'in r'lisi çarpı a üzeri n eksi r çarpı ne diyorduk? Y üzeri r. Bunları hatırladık mı? Herhalde hatırlamışsındır. Hatırlamadıysan da git çocuğum konuya bak. Şimdi ne demiş? X eksi a üzeri 4 açılımdaki ortanca terim. Değil mi? 4'ün nesi? Yarısı yani ikilisi. Çarpı x üzeri 4 eksi 2 x kare çarpı eksi a'nın karesi. 4'ün ikilisi ne? 6 çarpı x kare çarpı ne oldu? Çocuğum a kare oldu. Evet. Bx artı 1'in kübünün açılımında baştan ikinci terimi eşittir. Bunun baştan ikinci terimin r'si ne? 1. Yani kaçın? 3'ün birlisi. Çarpı bx üzeri 3 eksi 1. Bx'in nesi? Karesi. Çarpı 1'in 1 üzeri 1. O da 1 yapar. Şimdi 3'ün birlisi 3. 3 tane b kare x kare yapar bu. Şimdi bundan ne demiş? Bunlar birbirine eşitmiş. Yani 6 tane x kare a kare eşittir. 3 tane b kare x kare eşitmiş. Şimdi buradan şu x kareler birbirine yapar? Götürür. 6 ile 3 sadeleşir 2. 2 tane a kare nereye eşit oluyor? B kare eşit oluyor. Tamam. Şimdi şu elimde bir dursun bakalım. Bu elimize bir dursun. Şimdi bizden neyi istiyor? Bizden şu açılımdaki ortanca terimi istiyor. Ortanca terim yine 2n bu da 8. 8'in nesi? 4'lüsü. Çarpı ax üzeri kaç? 4. Çarpı eksi 1 bölü b. Kaçıncı kuvveti bunun? Bunun 4. kuvveti. 8'in 4'lüsü 70 eder. Çarpı bu da a üzeri 4. Çarpı x üzeri 4. Bu da eksinin 4. kuvveti artıdı. Bu da 1 bölü b üzeri 4 yaptı bakın. Peki şurası ne oldu? 70 tane x üzeri 4. Çarpı a üzeri 4 bölü b üzeri 4. Aslında ben buna da şöyle a kare bölü b karenin parantez karesi diyebilir miyim? Evet. Bakın şu a kare bölü b kare nereye eşitti? Yukarıdaki ifade 1 bölü kaç? 2. Gel bunu yerine yaz. Yani bu ifadem ne oluyor? 70 tane x üzeri 4 çarpı 1 bölü 2'nin nesi oluyor? 1 bölü 2'nin karesi oluyor. 1 bölü 2'nin karesi. O da 1 bölü 4 yapar. 70 bölü 4 ne yapar? Sadeleştirelim. 35 bölü 2. 35 bölü 2 çarpı
X'leri 4 yaptı. Seçeneklerde böyle bir şey var mı çocuğum? Varmış bak. Hangi seçenekte varmış? E seçeneğinde varmış. Cevabımız E seçeneği. Evet çocuğum, yukarıda verilen şekil 1 özdeş 9 tane bölmeden oluşmuş bir karedir. Şekil 2'de ise bu özdeş 9 tane bölmenin 5 tanesini bu şekiller çizilerek karenin sadece köşegenleri üzerindeki 5 bölmesine bir desen oluşturulmuştur. Şekillerinden her biri en az 1. En çok 2 kez kullanılarak şekil 2'deki gibi kaç farklı desen oluşturulabilir diyor. Şimdi köşegenler üzerine. Bakın nesneleri ne yapacağım? Yerleştireceğim. Ne diyor? En az her biri en az 1. Demek ki mutlaka birer defa kullanılacak. Kaç tane nesne var? 4 tane nesne var. Ama köşegenleri yerleştirdiğiniz zaman toplamda kaç tane yerleşmiş oluyor? 5 tane yerleşmiş oluyor. O halde bir tanesi ekstradan fazladan kullanılıyor. Yani bir tanesinden 2 defa kullanıyorum. Diğer 4'ünden de 3'ünden de bir tane kullanıyorum. Önce hangisinden 2 tane kullanacağız değil mi? Onu seçmem lazım. Hangisinden? Vallahi 4 tanesinden bir tanesi. Mesela şu şekle baktığımız zaman bana verilen şekil 2'de daire 2 defa kullanmış değil mi? Üçgende 2 defa kullanılabilirdi. Karede 2 defa kullanılabilirdi. Yıldızda 2 defa kullanılabilirdi. Şimdi farz edelim ki 4'ün birisi dedim. O 4'ün birisi 4 tane durum. Yani bu daire de olabilir, üçgen de olabilir, kare de olabilir, yıldızda ne yapabilir? Olabilir diyoruz. Tamam. Bunlardan bir tanesini aldım. Şu şekle bir bakalım. Şimdi soru şuna dönüştü. Bu nesneler şu köşegenler üzerinde kaç farklı şekilde yer değiştirebilir? 2 tane ne var? Aynı var. Toplamda 5 tane nesne var. Bu 5 tanesine 5'i farklı olsaydı 5 faktöre farklı şekilde sıralanırdı. Ama ikisi aynı olduğundan dolayı tekrarlı permütasyon. Geri bunu 2 faktöre ne yapacağım? Böleceğim. O halde bu kadar farklı şekilde desen oluşturabilir diyorum. 4'ün birisi 4. 5 faktöriyel kaç? 120. 2 faktöriyel de 2. 4 çarpı 120 bölü 2 60. 4 kere 6 60. 240 olur. Demek ki 240 farklı şekilde desen oluşturabilir diyoruz çocuğum. Bu kadar işte. Bir sonraki soruya bakıyoruz çocuğum. Yukarıda verilen mavi, kırmızı ve sarı renkli kartların her biri birim karedir. Bu 3 kartın 3'ü de aşağıdaki 6 birim karelik dikdörtgene rastgele dizilecektir. Mavi, sarı ve kırmızı kartlar her birim kareye en fazla bir kart dizilmek şartıyla yapılan bu dizilişte 3 kartın aynı satıra dizilmediği bilindiğine göre. Bakın burası önemli. 3 kartın aynı satıra dizilmediği bilindiğine göre kırmızı kartın diğer 2 kart ile aynı satırda olmaması olasılığı kaçtır? Şimdi önce tüm durumu bulmamız lazım. Tüm durum ne? 3 kartın aynı satıra dizilmediği durumların sayısının hepsi. Şimdi 3 kart aynı satıra dizilmiyorsa ne olacak? 2 tanesi yukarıda, mecburen bir tanesi aşağıda olacak. Bir de bunun tam tersi olabilir. Yani burada 2, burada 1 veya burada 1, burada 2 olabilir. Değil mi? Peki örneğin şu duruma bir bakalım. 2 tane üst satırda, bir tane alt satırda. Hocam hangi 2 tanesi üst satıra gelecek değil mi? 3 tanesinden ne yapalım? İkisini seçelim. Sen çocuğum üst satıra geç. Sonra geri kalan bir tanesini sen de alt tarafa yerleştireceksin. Tamam, o 3 tanesinden 2 tanesi yukarı çıktı. Peki soru şuna dönüş. Yukarıda 3 tane neyimiz var? Hücremiz var. 2 tane hücreye yerleşecekler. Bu 3 tane boş yere bu 2 tanesi kaç farklı şekilde yerleşebilir? Birincisi ne yapacak? 3 hücreden birine yerleşti. Geri kalanı da 2 hücreden birine yerleşti. Bir de ne yapacak? O diğeri de aşağıda sıralanacak. Aşağıda kaç farklı boş yerimiz vardı? 3. 3 boş yerden birine yerleşecek. Yani çarp 3. Bunlar hepsi arka arkaya. Düşündüğümden dolayı çarpma kuralı gereği hepsini çarpıyorum. Tüm durum bu kadardır. Peki istenilen durum ne? İstenilen kırmızı kartın diğer iki kart ile aynı satırda olmaması. Bir de şurada şunu şeyi unuttum. Bakın ben şunu buldum. Bir de çarpı ne diyeceğiz? Şu yukarıda bir, aşağıda iki tane olması. Bir de çarpı iki dememiz lazım. Bak onu unuttum. Onu da düşünüyoruz. Çarpı iki diyorum. Şimdi gelelim nereye? İstenilen duruma. İstenilen durum neydi? İstenilen durum kırmızı kartın diğer iki kart ile aynı satırda olmaması. Yani kırmızı buradayken mavi ile sarı nerede olabilir? Burada olabilir. Bir de tam tersi olabilir. Mavi ve sarı burada, kırmızı nerede olabilir? Burada olabilir. Önce şu durumu bulalım bakalım. Sonra yine 2 ile çarpacağız. Şimdi mavi ile sarıyı tespit edelim. Mavi ile sarı ne yapacak? Yukarıda sıralanacak. Yukarıda kaç boş yer var? 3 boş yerden. İkisine yerleşecek. Biri 3 tane boş yerden birine, geri kalanı
İki tane boş yerden birine. Kırmızı ne yapacak? Aşağıdaki üç boş yerden birine üç farklı şekilde yerleşebilir. Çarpı ne diyeceğiz? Bir de kırmızı üstte, mavi sarı aşağıda. Yani çarpı 2 diyeceğiz. İşte buradaki sonuç bize doğru cevabını verecek. Bakın yukarıda 2 tane 3, 2 tane 2 var. Şu aşağıda da 2 tane 3, 2 tane 2 var. Bunlar birbirini götürdü. O zaman cevap 1 bölü. 3'ün ikilisi kaç? 3. 1'in birisi de 1. Cevabımız 1 bölü 3 oldu çocuğum. Evet, bir sonraki soruya bakıyoruz. Yukarıda y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının 0-4 aralığında grafikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki değerlerden hangisi en büyüktür? Ne yapmamız lazım? Seçeneklere bakmamız lazım. Hemen A seçeneğine bakalım. Bakın bu A seçeneği f, g, 0 ne demek? F, g, 0 demek. Önce neyi bulacağım? G, 0'ı bulacağım. Hemen g fonksiyonu nerede? Gx fonksiyonu kırmızı olan. 0'ın görüntüsü 0'dan fonksiyona doğru yol aldım. Kaç? 4. Burası 4 oldu. Şimdi nereyi bulacağız? F4'ü bulacağız. F4 nedir burada? Bakalım F4 zaten dikkat ederseniz birim fonksiyon her elemanı kendisine götürür. Kaç oldu? 4. Dikkat edersiniz 0-4 aralığında grafikleri verilmiş değil mi? Ben cevabı ne buldum? 4 buldum. Zaten en büyük değer de 4'tür. Direkt cevap budur diyebilirim. Diğerlerine bakmama gerek yok çocuğum. Geçiyorum. Gelelim şu parabol sorusuna. Yerden 2 metre yükseklikten yukarı doğru eğik atış atılan bir basketbol topunun atıldıktan t saniye sonra yerden yüksekliği. Ft eşittir eksi t kare artı 3t artı 2 ifadesiyle verilmektedir. T 0'dan büyük olmak üzere bu top t1 ve t2. Saniyelerde yerden yüksekliği 4 metre. T3. Saniyede yerden yüksekliği 2 metre olduğuna göre t1, t2 ve t3'ün toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi fonksiyonun kuralı belli zaten. Eksi t kare artı 3t artı ne? 2. T1 ve T2. Saniyelerde yerden yüksekliği kaç metre? 4 metre. Yani bunu 4 metre yapan zaman dilimini bulacağız. Hemen eksi T kare artı 3T artı 2 eşittir 4 yapan T'leri bulalım. Bunlardan bir tanesi T1, yerine T2. Bunları hatta sağ tarafa atalım. T kare eksi 3 tane T. 2 de buraya geç. Artı 2 eşittir ne oluyor? 0. Çarpanı ayıralım. T eksi 2 çarpı T eksi ne oluyor? 1 eşittir 0'dan. Buradan bakın T1 2 geldi. T2'de ne geldi? 1 geldi. Demek ki 1 ve 2. saniyelerde yerden yüksekliği 4 metre. Bir de ne diyor? T3. Saniyede yerden yüksekliği 2 metre. Bir de bunu ne yapacağız? 2 yapan T'yi bulacağız. Eksi T kare artı 3 tane T artı 2 eşittir ne diyorum? 2 diyorum. Farklı bir kalemle gösterelim. Buradan şu ikiler birbirini götüreceğiz. Götürecek. T kare eksi 3 T eşittir 0. Buradan da T parantezini aldığın zaman T1 0 geliyor. Bir de 3 geliyor. 0 olmayacağına göre sıfırdan büyük demiş. T kaç? 3. Bu durumda T1, T2 bunlardan bir tanesi 1, 2 bir de ne geldi? 3 geldi. Bunları toplaysam 3, 2 daha 5, 1 daha kaç? 6 olmuş oldu diyoruz. Bir sonraki sorumuza çocuğum. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A sayısı B sayısının bir tam böleni ise F, B işlem A diyelim eşittir B bölü A. A sayısı B sayısının bir tam böleni değil ise F, B işlem A eşittir b eksi a olarak tanımlanıyor. Örnek demiş. F4 işlem 2. Buradaki 2 sayısı 4'ün nesi? Bir tam böleni. Dolayısıyla 4 bölü 2 eşittir 2 demiş. Sıkıntı yok. Örnek 2. F4 işlem 3 demiş. Buradaki a kim? 3. B de 4. 3, 4'ün bir tam böleni olmadığı zaman ne yapıyordu? B'den a'yı çıkarıyordu. Yani 4'ten 3'ü çıkardı 1. Buna göre demiş ki f 20 işlem x işlem 5. 20 işlem x'i bul, sonra 5'le işleme dahil et. İfadesinin sonucunu pozitif tam sayı yapan kaç tane x tam sayı değeri vardı diyor. Şimdi çocuğum bu soru bizi uğraştıracak. Teker teker yazmamız lazım. Şimdi x gördüğüm yere 20'den büyük sayılar yazamam. Neden? Mesela x gördüğünüz yere 21 yazarsanız 21, 20'nin bir tam böleni değil. Dolayısıyla ne yapacaksınız? 20'den 21'i çıkaracaksınız. Eksi 1. Eksi 1 işlem 5. Ne olmuş oluyor? Hiçbir zaman yine böleni olmamış oluyor. Dolayısıyla hep negatif gelmiş olacak. Dolayısıyla x nedir? 20'den nedir? Küçük sayılar için bakmamız lazım. Örneğin önce x'e ne yapalım? Şöyle 1 için bakalım. Şimdi x'e 1 için baktığımız zaman, x 1 olduğu zaman 1 20'yi böler. Yani 20 bölü 1'den kaç? 20 olmuş oluyor. Şuranın sonucu 20 olmuş oluyor. O halde içerideki ifade f 20 işlem, o işlemi şöyle yuvarlak içerisinde gösterelim. 5 olmuş oluyor. F 20 işlem 5. 5 ile 20'yi ne yapar? Böler. Dolayısıyla 20 bölü 5'ten buranın cevabı 4 oldu. X'e bir de 2 diyelim bakalım. 2 de 20'yi böler. Bu durumda 20 bölü 2 kaç? 10. İşlem ne yapar?
Sonra 5 var. 5 de 10'u bölüyor. Değil mi? 10 bölü 5 kaç? 2 pozitif geldi. X'e bir 3 diyelim. X'e 3 dediğim zaman. F 3 20'yi bölmüyor. 23'e tam bölünmüyor yani. Bu durumda ne yapacağız? İkinci işlem kuralını B eksi A. 20'den 3 çıkardınız 17. 17 işlem 5 oldu. 5 17'yi bölmez. 17 eksi 5 kaç oldu? Buranın sonucu 12 oldu. X'e bir de 4 diyelim bakalım. F 4 20'yi böler. 20 24'e tam bölünür. 20 bölü 4 kaç? 5. 5 işlem 5 oldu. 5 bölü 5 oldu. Tam bölünür 1. X'e bir de 5 diyelim. 20 bölü 5 kaç? 4. Burası 4 işlem 5 oldu. Peki 4 işlem 5'in sonucu ne? 4 5'e tam bölünmüyor. 4 eksi 5'ten eksi 1. Bakın buranın sonucu ne yaptı? Negatif geldi. Bir tanesi ne yaptım? Buldum. Şöyle şunu bir yuvarlak için alalım bakalım. Bir tanesi geldi. O kadar da uğraştık yani. Daha yeni bir tane bulduk. Devam edelim bakalım. X'e ne diyelim bir de? 6 diyelim. X'e 6 dediğimiz zaman yine 26'ya tam bölünmüyor. 20 eksi 6 diyeceğiz. 14. İşlem 5. Yine 14 5'e tam bölünüyor. 14 eksi 5 çıkaracağız. Tam bölünüyorsa böleceğiz. Bölünmüyorsa çıkaracağız. 14 eksi 5 kaç burada? 9 yine pozitif geldi. X'e 7 diyelim. 7'ye tam bölünmüyor. 20 eksi 7 kaç? 13. 13 işlem 5 oluyor burası. 13 işlem 5. O da tam bölünmüyor. 13 eksi 5 kaç? 8. X'e kaç diyelim? Şöyle 8 diyelim. F ne diyeceğiz? 8'e yine tam bölünüyor. 20 eksi 8 12. 12 işlem kaç? 5. 12 eksi 5 kaç oldu? 7 oldu. X'e kaç dedik? Bu sefer şöyle bir 9 diyelim. F yine tam bölünmez. 20 eksi 9 kaç yapar? 11. 11 işlem 5. Yine bölünmüyor. 11 eksi 5 kaç diyeceğiz? 6 diyeceğiz. X'e 10 desem bakın 20 10'a tam bölünür. 20 bölü 10 kaç? 2. 2 işlem 5 oldu. 2 5'e bölünmüyor. 2 eksi 5 kaç? Eksi 3. Bakın bu da negatif geldi. Şunu da alacağım. Bir tane daha negatif geldi. Sonra X'e kaç diyelim? 11 diyelim sonrasında. 11 dersem buradan F kaç oldu? 20 eksi 11. 9. 9 işlem 5 oldu. Ve cevap 9 eksi 5 kaç? Yine 4 geldi. X'e 12 diyelim. X'e 12 diyelim. 20 eksi 12 kaç? 8. 8 işlem 5. 8 eksi 5 kaç oldu? Bu da 3 oldu. X'e 13 diyelim bakalım. X'e 13 de dediğim zaman F 20 eksi 13 7. 7 işlem 5 kaç oldu buradan? Buradan bir 2 geldi. Şimdi daha var değil mi? 20'ye kadar neyimiz var? Yolumuz var. Farklı 13'ten burada da yerimiz kalmadı. Ne yapalım ne yapalım? Şu yukarıda tekrardan bir yazalım. X'e kaç diyelim şimdi? Bir 14 diyelim tamam mı? X'e 14 dersem F 20 eksi 14 6. 6 işlem 5 oldu. 6 işlem 5 kaç? 1 geldi. X'e kaç diyelim şimdi? 15 diyelim. 15 dersem F 20 eksi 15 kaç? Tam bölünmüyor. 5. 5 işlem 5. Kaç oldu buradan? 5 bölü 5'ten ne geldi? 1 geldi. X'e 16 dersem bakın bundan sonra 20 eksi 16 kaç gelecek? 4 gelecek. 4 işlem 5. 4 eksi 5 kaç olacak? Eksi 1 olacak. Bundan sonra 20'ye kadar nedir? Hep eksi 1 geliyor. Dolayısıyla bundan sonrasını yazmama gerek yok. Peki ilk 15'te kaç tane yerde negatif geldi? 2 tane yerde negatif geldi. O zaman cevabımız 15 eksi 2 eşittir. Ne diyoruz? 13 diyoruz. Hele şükür. Evet, AYT denememizdeki diğer soruya geçiyoruz. Yukarıda bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notların kişi sayısına göre dağılımı verilmiştir. Buna göre bu öğrencilerin notlarından oluşan sayı dizisinin mod, medyan ve aritmetik ortalaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir demiş. Şimdi mod neydi? En fazla tekrar eden. Medyan neydi? Bunların en ortadaki terim. Aritmetik ortalama neydi? Bu verilerin hepsini topla, terim sayısına ne yap? Böl. Şimdi hemen modumuzu tespit edelim. Bakın 100 alan bir kişi var. 95 alan 2 kişi, 90 alan 6 kişi, 85 alan 2 kişi, 80 alan 1 kişi, 70 alan 3 kişi var. En fazla kim var burada? 90 alan 6 kişi var. Dolayısıyla modumuz kaç olması lazım? 90 olması lazım. Mod 90 olmayanları ele. Bakın C'de E gitti. Medyana bakalım. Medyan neydi? Ortanca terimdi. Burada küçükten B'ye doğru sıralansak. Bakın 70, 80, notlar 85, 90, 95, 100 diye gidiyor. O halde burada kaç tane terim var? Sayalım. 1, 2 daha 3. 6 daha 9, 11, 12, 3 daha 15. 15 tane terimin ortancası kaçıncı terimdir? Hemen ne yapıyorduk? Bir fazlasının yarısı. Yani 16 bölü 2, 8. Baştan 8. terimi bulacağız.
Baştan başlayalım. 70 alan 3 kişi var. 80 alan 1, 4. 85 alan kaç kişi? 2, 6. Geldik. 8. Terim ne olacak? Demek ki not 90'dır. O halde cevap ne oluyor? B seçeneği olmuş oluyor zaten. Çünkü A seçeneğinde medyan kaç? 95. Aritmetik ortalama da hepsini toplayıp terim sayısına bölmemiz lazım. Onu da size bırakıyorum. Devam ediyoruz. 2x kare artı x eksi 4 artı k eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 2x1'in karesi artı 2 tane x1 artı x2 artı x1 çarpı x2 eşittir 5 bölü 2 olduğuna göre k kaçtı diye sormuş. Şimdi bizden istenen ifade. Şöyle şuraya baktığımız zaman ne var? Kökler çarpımı var değil mi? Kökler toplamı var mı? Aa, şu 2 tane x1, x1 artı x1 diye ayırırsam yanındaki x2 onu da ne yapacak? Kökler toplamı gelecek. Peki onu x 2 tane x1'deki x1'leri ayrı ayrı yazalım bakalım. Şimdi şuradan 2 tane x1'in karesi artı x1 artı x1 diye ayırdım. Artı x2 artı x1 çarpı x2 nereye eşit oldu? 5 bölü 2 oldu. Bakın bu kökler çarpımı. Bu kim? Kökler toplamı. Ama şunu bilmiyorum. Neyi biliyoruz biz? Denklemin kökü denklemi sağlar. Bu denklemin kökleri madem x1, x2 diyorsa hemen şurada x gördüğüm yere x1 yazalım. 2 tane x1'in karesi artı x1 eksi 4 artı k eşittir kaç? 0. Ve buradan 2x1'in karesi artı x1'i yalnız bırakırsak ne oluyor? Eşitliğin sağ tarafına attım. 4 eksi k oldu mu çocuğum? Oldu. Bakın şu ifadenin aynısı geldi. Ve bu ifade nereye eşitmiş? 4 eksi k'ya eşitmiş. Peki şu da denklemin kökler toplamı değil mi? O da eksi b bölü a değil mi? B'miz 1, a'mız da 2 olduğuna göre eksi 1 bölü 2. Bu da denklemin nesi? Kökler çarpımı. O da c bölü a. Yani sabit terimi x karenin katsayısına bölüyordum. Sabit terimiz kim? K eksi 4 bölü kaç? 2 ve bu 5 bölü 2 eşittir. Şimdi neyi arıyoruz? K'yı arıyoruz. Ne yapalım çocuğum? Paydadaki 2'lerden kurtulalım ya. Her tarafı 2 ile çarpalım. 2 kere 4, 8 eksi k. Eksi kaç? 1. Şurası 2 tane k olacak. Artı k eksi 4. K eksi 4 eşittir kaç? 5. Buradan k'ımız ne gelecek çocuğum? Direkt yazıyorum. Eksi 2 gelecek. Şimdi bu ikinci derecenin denklemlerde konu eksiğin varsa çocuğum, hemen çocuğum matematik kanalında daha yeni yayınladım konumuzu. Gidip oradan bir konuya bak. Eksikliklerini hallet gider. Ve geçiyoruz. Evet, bu sorumuzda fx eşittir 3x bölü x eksi 1 fonksiyonu 1'e 1 ve örtendir. Buna göre f'in tersi m, f m üzeri eksi 1'in görüntüsü çarpmış cevabını 3 bölü 8 bulmuş. Bu denklemi sağlayan m'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi f'in terslerinden bahsetmiş değil mi? Ne yapmam lazım? F'in tersini bulmam lazım. Bu fonksiyon zaten 1'e 1 örten, tersi alınabilir. Şu 3x'in yanında şöyle bir artı 0 varmış gibi düşünsem ax artı b bölü cx artı d. Biz o tarz fonksiyonların pratik olarak tersini nasıl alıyorduk? Çaprazdakileri yani 3'e eksi 1 işaretiyle beraber yer değiştiriyorduk değil mi çocuğum? Hemen onu şöyle bir yazayım. F'in tersi x nedir? Pratik olarak yazalım. Eksi 1 x'in katsayısına artı olarak gider. X oluyor. Bölü x eksi ne oldu? 3 oldu. Fonksiyonumuzun tersi bu. Şimdi f'in tersi m demiş. Bunları yerine yazalım. F'in tersi m x gördüğüm yere m yazıyorum. Yani m bölü m eksi 3 diyorum. Çarpı bunu yazdım. Sıra geldi buraya. F 1 bölü m. Bu tersi değil değil mi? Fonksiyonun görüntüsü. M üzeri eksi 1 bölü m'in görüntüsüne fonksiyonda x gördüğüm yere 1 bölü m yazıyorum. Yani 3 çarpı 1 bölü m bölü 1 bölü m eksi ne diyorum? 1 diyorum. İşte burası neye eşitmiş? 3 bölü 8 yapan m değerlerini bul ve ne diyor? Topla diyor. Şimdi bunu biraz düzenleyelim. Düzenleyelim. Şuradaki m ile şuradaki m birbirini yapar? Götürür çocuğum. Hatta şuradaki 3 değeriyle eşitin sağ taraftaki 3 de bir ne yapar? Götürür. Geri buradaki ne kalır? M eksi 3 kaldı. Çarpı. Şurada da 1 kaldı. Bölü. Burası paydalarını eşitlesem şu ifadem ne oluyor? 1 eksi m bölü m oluyor. O m de takla atacak. Yukarıya doğru çıkacak. M bölü 1 eksi m oluyor. Nereye eşitmiş burası? 1 bölü 8'e eşitmiş. Bundan sonra ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapmam lazım. Şimdi şurası m. İçer dışar çarpımı hemen yapalım. Şöyle 8 çarpı m 8m oluyor. 8 tane m eşittir. M eksi 3'e 1 eksi m'i çarpacağım. Dağılma özelliği kullanalım. Şurası m eksi m kare eksi 3 artı ne oluyor? 3 tane m geliyor. 3 tane şuradaki m 3 tane m 4 tane m. Bunları da sol tarafa atalım. M kare artı olarak geçecek öbür tarafa. 4m sol tarafa geldi. Artı 4 tane m kaldı solda. Bir de
Buraya ne atacağım? Eksi 3'ü atacağım. Artı 3 olarak geliyor. Eşittir 0. Şimdi bu dikkat ederse çarpanı ayrılıyor. Bir diyor m artı 1'e m artı 3. Ama benden m'in alabileceği değerler toplamı sorduğundan dolayı direkt kökler toplamını yazalım. M1 artı m2 o da eksi b bölü a'dan. Çocuğum cevabımız eksi 4 geliyor. E seçeneği diyoruz. Burada da bir polinom sorumuz var. Katsayıları pozitif tam sayı olan 3 derinli px polinomu ile ilgili 4. derecedendir. P eksi x eksi px eşittir 0. Sabit terimi 1'miş. Katsayıları toplamı 5. Sıfırdan farklı olan katsayıların çarpımı 4'müş. Bilgileri veriliyor. Buna göre px artı 1'in çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı kaçtır? Şimdi px artı 1'in çift dereceli terimlerin katsayıların toplamını bulabilmek için şu bilgilerden hareketle px'i bulabilmemiz lazım. Şimdi 4. dereceden. Tamam. Ax'leri 4 ile başlayacağız. P eksi x eksi px eşittir 0. Şimdi siz şu px'i buraya atarsanız p eksi x nereye eşit oluyor? P eksi eşit oluyor. Bu bana neyi hatırlatıyor çocuğum? Neyi hatırlatıyor? Bu polinom demek ki çift fonksiyon. Çift fonksiyonda bütün x'in kuvvetleri neydi? Çiftti. O halde p eksi şöyle yazabilir miyim bak. A x'leri 4. X küplü terim olmayacak. Artı b x kare artı x'i terimde olmayacak artı c. Bu çift bir polinom. Peki sonra da demiş ki şunu hallettik bakın. Dördüncü dereceden baktık. Burası çift bir polinom fonksiyon. Bunu da hallettik. Sabit terimi 1. Sabit terim x'si olan terim. Demek ki c'miz kaçmış? Buradan 1'dir. Katsayıları toplamı kaç? 5. Katsayıları toplamı ne? Buradan a artı b artı c. C de 1'di zaten. Burası 5'miş. Buradan a ile b'nin toplamı kaç oldu çocuğum? 1'i öbür tarafa attım. Buradan 4 geldi. Evet. Sonra demiş ki sıfırdan farklı olan katsayıların çarpımı da 4. Şimdi bunun katsayıları çarpımı ne? A çarpı B çarpı C. C zaten 1. Bu durumda A çarpı B diyeceğim. Çarpı 1 yazmıyorum. Eşittir kaç? 4. Peki bakın A artı B 4, A çarpı B 4. O zaman bunu sağlayan AB değeri kimdir çocuğum? 2'dir. Evet. Peki PX'i buldun mu? Evet. PX demek ki neymiş PX? A'mız 2. Yani 2 tane x üzeri 4. B'miz de 2. Yani 2 tane x kare. C'miz de 1. Px polinomu bulduk mu? Bulduk. Şimdi bizden istenen Px artı 1'in çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Bir polinomun çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını istiyorsa o polinomda x gördüğün yere 1 yaz. P2 olur. X gördüğün yere eksi 1 yaz. P0 olur. Bunları topla. Nereye böl çocuğum? 2'ye böl. Demek ki bize P2 ile P0'ın toplamının yarısı lazım. P2 ne? Px belli zaten. X gördüğün yere 2 yazacaksın. 2 üzeri 4 16 çarpı 2. 32 artı 2'nin karesi 4, 4 kere 2, 8 artı kaç oldu? 1 oldu. Şimdi P0 yazalım. P0 kaç? 0 yazdım. O da 1. Bölü ne diyorum? 2 diyorum. Toplayalım. 32, 40, 42. 42 bölü 2. Ve cevabımız çocuğum 21 geldi. Ve geçiyoruz bir sonraki soruya. Evet. Burada da bir rasyonel sayı sorumuz var. ABC'yi vermiş olduğuna göre ABC sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunları sıralayacağım. Şimdi A, isterseniz ikişer ikişer kendi içinde sıralayamaz mıyım? Sıralayabilirim. Peki A ile B'ye bakalım. Bakın ortak olan neler var? Sayılarımız var. Her ikisinde kimden ortak? Şu 103 bölü 2 ile buradaki 103 bölü 2 ortak. O halde diğer terimlerine bakalım. Kim daha büyükse o daha büyüktür diyeceğiz. A'da geri kalan kim? 103 bölü 104. B'de 102 bölü 103. Bunlar nasıl kesiler? Basit kesiler. Pay ve paydası arasındaki farklar da aynı. 1. Ne diyorduk basit kesilerde? Pay ve paydası arasındaki farklar eşitse pay ve paydası büyük olan daha büyüktür. Bu durumda o 103 bölü 104 102 bölü 103'ten daha büyük olduğundan dolayı A, B'den nedir diyeceğiz? Büyüktür diyeceğiz. Peki B ile C'yi karşılaştırabilir miyim? Şu ikisini karşılaştırabilir miyim? Bu ikisinin ortak olan terimler var mı? Evet. Kimler ortak? Bakın şu 102 bölü 103 ile şuradaki 102 bölü 103 ortak. Peki geri kalan terimler B'deki 103 bölü 102 bileşik bir kesirdir. Birden büyüktür. C'deki 104 bölü 105 ise basit bir kesirdir. 0 ile 1 arasında bir değerdir. Bu durumda ne diyeceğiz? B nereden daha büyüktür? C'den daha büyüktür. Bunları kendi içinde değerlendirirsek en büyük A, sonra B, sonra da ne oluyor? C oluyor. Hangi seçeneğimizde var çocuğum? A, B, C. Nerede var? E seçeneğinde var. Cevabımız bu. Evet, bu sorumuzda şimdi pozitif reel sayılarda tanımlı birebir ve örten bir fonksiyonu her x pozitif reel sayısı için x küçük fx o da küçük x artı 1 eşitsizliği sağlıyor. Buna göre birinci öncülde fx artan sonrasında ff1 3'ten küçük f bileşke fx fx'ten küçük ifadelerinden hangisi ya da hangileri her zaman doğrudur? Şimdi birinci öncüle bakalım. Fx ne demiş? Artan ol demiş. Fx'in artan olması. Artanlığın tanımı neydi? A, B'den ne?
Bunun rengini değiştireyim bakayım. Şöyle AB'den küçük. FA da FB'den küçük oluyorsa bu fonksiyon nedir? Artandır. Yani x y'dir arttıkça y değildir de artıyorsa artan, x y'dir azal arttıkça y değildir de azalıyorsa azalandır demiştik. Şimdi FA ne? Şuradaki ifadeye göre FA değeri hangi aradadır? A ile A artı 1 arasındadır. Öyle değil mi çocuğum? Peki FB değerine bakalım. FB değeri. Bu da B ile B artı 1 arasındadır. AB'den küçük olduğuna göre FA da FB'den ne oluyor? Küçük oluyor. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur diyoruz. Hemen ikinci öncüle bakalım. FF1 küçük ne demiş? 3 demiş. Önce F1'i yazalım. F1 ifadeye göre nedir? 1 ile kaç arasındadır F1? 1 ile 1 artı 1, 2 arasındadır. Peki FF1'e bakalım. FF1 hangi aradadır? FF1. Şimdi şu 1'i tekrar ifade yerine yazarsak bu 1 ile 2 küçüğü kim? 1. O zaman 1'den büyüktür diyeceğiz. En küçük 1 olabiliyor. En büyük ne olabiliyor? Şu 2'yi de ifade yerine yazarsak 2 ile 3 arasında olmuş oluyor. En büyük kaç? 3. Demek ki FF1 1 ile 3 arasındadır. Bize ikinci öncülde demiş ki FF1 3'ten küçüktür. Her zaman doğru mu? Evet. 3'ten ne oldu? Küçük geldi. Şimdi gelelim sonuncu öncüle. FFX ne diyor? FX en küçük diyor. Bence biz burada da değer verelim. Yani mesela X'e ne diyelim? X'e 1 diyelim. Bu durumda F1 nereden küçük oluyor? Acaba F1'den küçük mü? Ben biraz önce bunun sonucunu buldum. Bunun sonucu hangi aradaydı? 1 ile kaç arasındaydı? 1 ile 3 arasındaydı. 1 ile 3 arasında acaba küçük müdür? F1 ifadede 1 yazarsam 1 ile kaç arasında oluyor? 2 arasında. Şimdi 1 ile 3 arasındaki bir ifade her zaman 1 ile 2 arasındaki bir ifadeden küçük ne yapmaz? Olmaz. O zaman her zaman doğrudur diyemem. Bu ifadem yanlış oldu. Cevabımız ne oluyor? 1 ve 2 diyoruz çocuğum. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki şekilde fx eşittir 6x eksi x kare parabolü ile y eşittir eksi 4x doğrusunun grafikleri verilmiştir. Parabolün tepe noktası t noktası olup parabol ile doğrunun b ve c noktalarının kesiştiğine göre TABC dörtgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi ben şöyle önce bu parabolün şöyle x eksenini kestiği noktaları bir bulalım. Ne yapacağız x eksenini kestiği noktaları bulmak için? 0'a eşitleyeceğiz değil mi? 6x eksi x kare eşittir 0. Bunu x parantezine aldım. 6 eksi x eşittir 0 oldu. Bakın burada x eksenini kestiği noktalardan bir tanesinin apsisi 0, bir tanesine x eşittir 6 geldi. Zaten 0 şurası orijin, 6 birim. Şurası 6 birimmiş demek ki. Peki bu parabolün r'sini söyleyebilir miyim? Evet bakın şuradaki r simetrik eksen direkt 0 ile 6'nın toplamının yarısı tam orta nokta 3. Peki ordinatını söyleyebilirim. O da k'dır zaten. Nedir? F3'ün görüntüsüdür. Yani fonksiyonda x gördüğüm yere 3 yazacağım. Buradan da k'mız gelecek. K ne burada? F3 yazarsam 6 çarpı 3 eksi ne? 3'ün karesi 9. 18 eksi 9'dan ne geldi? 9 geldi. Şurası da 9 birim oldu. Bakın ben şuradaki üçgenin alanına A dersem üst taraftaki üçgenin alanını bulabilirim. Alan ne oluyor? Taban uzunluğu 6 birim, yükseklik 9 birim, 6 çarpı 9 bölü 2 kaç birim kare? 27 birim kare. Şimdi gelelim şu alttaki alanı bulmaya çalışalım. Peki alttaki alanı bulmak için yine bana taban uzunluğu lazım. 6 birim bir de bize yükseklik lazım. Değil mi? Yüksekliği bulmak için de öncelikle şu parabolle şu doğrunun kesişim noktasının apsisini bulmamız lazım. Tamam. Onun da görüntüsü bize neyi verecek? Şunun da görüntüsü bize yüksekliği verecek. Peki parabolle doğrunun kesişim noktaları nasıl buluyorduk? Ortak çözüm yapıyorduk. Yani 6x eksi x kare eşittir eksi 4 tane x sol tarafa atalım. 10 tane x eksi x kare eşittir 0. Bunu x parantezine aldığım zaman 10 eksi x eşittir 0'dan buradan x eşittir bir 0 geldi bir de 10 geldi. Demek ki kesiştiği noktadan bir tanesinin apsisi 10. Yani şurası 10'muş çocuğum. Peki onun görüntüsü nerede? Onun görüntüsü ya parabol ya da doğrudan bir tanesinde yerine yazalım. Doğruda yerine yazalım. Kaç oluyor? Eksi 40 oluyor. O halde yükseklik yani şurası kaç birimdir? Şurası da yüksekliğimiz 40 birimdir. Bu durumda şuradaki alana da B alanı diyelim. B alanı nereye eşit oluyor? Taban uzunluğu 6, yükseklikte 40 bölü kaç diyorum? 2 diyorum çocuğum. Kaç geldi buradan? 120 geldi. Bakın buradaki alan 127, şuradaki alan da 27 idi. Benden A ile B'nin alanlarının toplamını soruyor. 120 ile 27'yi ne yapıyorum? Topluyorum çocuğum ve cevabımız 147 olmuş oluyor çocuğum. Burada da x eşittir a için pa eşittir 0 ise x eşittir a sayısına px polinomu 0 denir.
Px eşittir x üzeri 5 artı x küp eksi 2x polinomu için ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Öncülerimize bakacağız. P eksi x artı px eşittir 0. Şimdi şu px'e eşitliğin sağ tarafına atarsan p eksi x eşittir ne oldu? Eksi px oldu değil mi? Çocuğum bu sana neyi hatırlattı? Bu kimin tanımında vardı? Bu tek bir fonksiyondur. Tek fonksiyon ne demekti? F eksi x, f eksi f eşitse bu fonksiyon tek fonksiyon, tek fonksiyonda eğer polinom olarak verildiyse bütün kuvvetlerin ne olması lazım? Tek olması lazım. Hakikaten de px polinoma bakalım. Kuvvetler hep tek mi? Evet. Veya gidersiniz p eksi x'i bulursunuz, p eksi bulursunuz, toplarsınız. Burası sıfıra eşit olduğunu görürsünüz. Buradan da bu öncülümüzün doğru olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Demek ki birinci öncülümüz doğrudur. Peki ikinci öncülümüze px polinomu 3 tane reel sıfırı vardır demiş. Yani ben bunun köklerini bulmam lazım. Peki köklerini bir bulalım bakalım. Önce ne yapacağız? Çarpanlarını ayıracağız. Ayıralım. Ben şunu çarpanı ayırdığım zaman x parantezini alalım. Bakın şuradan x üzeri 4 geldi. Artı x kare eksi ne geldi? 2 geldi. Sonra eşiti 0 diyeceğim. Bunu sıfırlayanları bulmam lazım. X çarpı. Şunu da x kare a desem aslında a demeden direkt çarpanını ayırsam çarpma eksi 2 toplamı kim artı 1? Yani x karenin yanına bir artı 2 diyeceğim. Bir de x karenin yanına ne diyeceğim? Eksi 1 diyeceğim. Eşittir kaç? 0. Peki bunu sıfırlayan kaç tane var? Bakın burada bir sıfır var. Bir de bunu sıfırlayan kim var? Artı eksi bir var. Hakikaten de bunun 3 tane reel 3 sıfırı var mıdır? Vardır. Px'in çarpanından biri de x eksi 2 demiş. Bakın çarpanlarından ayırdım. O zaman bu yanlış. X kare eksi 1 var orada. Bu durumda cevabımız ne olmuş oluyor? 1 ve 2. Yani D seçeneği. Şimdi gelelim bu sorumuza. X, Y, Z reel sayılar olmak üzere. 2 üzeri 1 eksi x 3 bölü 2 eşittir. 2 üzeri y eksi 2 eşittir 3 demiş. 5 üzeri z artı 1 eşittir 30 eşitlikleri veriliyor. Buna göre x, y, z sayılarının sayı doğrusundaki yeri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gösterilmiş olabilir? Şimdi 2 üzeri 1 eksi x eşittir 3 bölü 2. O da ne yapar? 1,5. 1,5 2'nin hangi kuvvetleri arasındadır çocuğum? 2 üzeri 0 ile 2 üzeri 1 arasındadır. Değil mi? Evet. Bu durumda şunu söyleyebilirim. O üst olan 1 eksi x 0 ile kaç arasındadır? 0 ile 1 arasındadır. 1'i sağa sola atalım. Her tarafı da eksi 1 ile çarpalım. X demek ki 0 ile 1 arasındadır buradan. Gelelim y'nin aralığına. 3, 2'nin hangi kuvvetleri arasında? 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 2 arasında. Dolayısıyla y eksi 2, 1 ile 2 arasındadır. Her tarafı da 2 eklediğim zaman 3 küçük y, o da küçük kaç oldu? 4 oldu. Bir de z artı 1'e bakalım. 30, 35'in karesi ile 5'in kübü arasındadır. Dolayısıyla z artı 1 de kaçça kaç arasında? 2 ile 3 arasındadır. Her taraftan da 1 çıkartalım. 1 küçük z, o da küçük kaç oluyor? 2 oluyor. Bakın z'nin aralığı 1 ile 2 arasında. Y'nin aralığı kaç? 3 ile 4 arasında. X'in aralığı 0 ile 1 arasında. Şimdi seçeneklerde. X 0 ile 1 arasında. Burası değil. X 0 evet olabilir. Şu da gitti. X 0 bu da gitti. Bu da olabilir. Peki y 3 ile 4 arasında. Bakalım evet. Z de 1 ile 2 arasında. Cevabımız z seçeneği oluyor. Evet, bir sonraki soru. Şimdi yukarıda y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Gx eşittir a çarpı f bx artı c artı d olduğuna göre a, b, c, d katsayılar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir yukarıda fx var, aşağıda gx var. Dikkat edersek sanki yukarıdakinin x eksenine göre simetri alınmış gibi aşağıda, ama tam olarak x eksenine göre simetri değil. Neden? Çünkü o 1 nerede olması gerekiyordu? Eksi 1'de olması gerekiyordu. Öyle değil mi? Ama nerede olmuş? Eksi 1 değil de eksi 2. Yani sanki fx'i bir birim yukarı kaydırmış, sonra simetriğini almış gibi. O halde şöyle düşünebilir miyim? Önce yukarıdaki fonksiyonu bir birim yukarı kaldıralım. Fx artı 1. Şimdi de şöyle bir eksiyle çarpalım. Çünkü x eksenine göre simetriğini aldığımız zaman eksiyle çarpıyorduk. Aşağıdakinin aynısını verir mi? Verir çocuğum. O halde gx fonksiyonu nedir diyeceğiz? Eksi fx artı 1. Yani bunu eksiyle çarparsak eksi fx eksi 1 olmuş oluyor. Bu durumda işte bu nereye eşittir? Bu eşitmiş a çarpı f bx artı c artı d'ymiş. Şimdi şu ikisi birbirine ne? Eşit. Bu durumda d ne oluyor? Eksi 1 oluyor. C nedir? Şurası bakın eksi 1. Burası 0. B'miz ne? Yine 1. A'mız ne? Eksi 1. Şunu silelim aslında. Peki seçeneklerde hangisinde var? Eksi 1, 1, 0 ve eksi 1. Hangi seçenekte var? D seçeneğinde var diyoruz. Çocuğum çocuğum devam ediyoruz. N 1'den büyük bir tam sayı olmak üzere N artı 1 faktöriyel bölü N kare eksi 1 eşittir 30 eşitliğine göre N sayısı kaçtır? Şimdi
Aşağıda iki kare farkı var mı? Var. Acaba yukarıdakini aşağıdakine benzetebilir miyiz? Geri gelirsek sanki benzer gibi. Bakın n artı 1 yazdım. Bir geri daha gelelim. Ne diyeceğiz? N. Bir geri daha gelelim. N eksi 1. Ama bir geri daha geldim. N eksi ne dedim? 2. Bir burada duralım bakalım. Durduğum yere bir faktörel sembolü. Aşağıda da iki kare farkı vardı. N eksi 1 çarpı n artı ne diyorum çocuğum? 1 diyorum. Nereye eşitmiş? 30'a. Şimdi sadeleşenler var mı çocuğum? Var. Bak n eksi 1'ler birbirini götürdü. Şu n artı 1'ler de birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? N çarpı n eksi 2 faktöriyel eşittir kaç? 30 oldu. Bence bundan sonrası için seçeneklere bak ya. Buraya ne yazarsan 30'u sağlar. Sanki 5 sağlıyor değil mi? 5 eksi 2 3 faktöriyel 6. 6 kere 5 kaç? 30. Cevap cizre çocuğum. Evet, aşağıdaki Venn şemasında çift rakamla başlayan sayılar Ç, tek rakamla biten sayılar T, 4 basamaklı doğal sayılar kümesi D ile gösterilmiştir. Buna göre A kümesinin içinde sayılarımız var. Kümesinin elemanlarından kaç tanesi şekilde boyalı bölgeleriyle gösterilen kümenin elemanıdır? Şimdi her elemanın altına hangi kümeye ait olduğunu ne yapalım? Bir yazalım. Bakın önce şu çift rakamla başlayan sayılar kümesini tespit edelim. Şu 23.157 sayısı çift rakamla başlamış. Bu Ç'ye aittir. 5.127 değil. 40.132 çifte başlamış. Ç'ye aittir. 3.136 değil. 52 değil. 1000 değil. 6.318 çifte başlamış. Evet. Çifte başlayanlar 3 tane var. Peki sonra tek rakamla bitenler kimler var? Şu 23.157 tek rakamla bitmiş. 5.127 tek rakamla bitmiş. T'ye aittir aynı zamanda. Tek rakamla bitmemiş. 3136 hayır. 52801 tek rakamla bitmiş. Diğer ikisi tek rakamla bitmemiş. Şimdi 4 basamaklı doğal sayılar kümesi. Ona geldik. 4 basamaklı olan kim? İlk sayımız değil. İkinci sayımız 4 basamaklı D'ye aittir bakın. Üçüncü sayımız değil. Dördüncü sayımız yine D'ye aittir. 6318 de D'ye aittir. Evet. Bunlar da D kümesine ait. Şimdi boyalı bölgeleriyle gösterilen kümenin elemanıdır demiş. Kaç tanesi? Şimdi boyalı bölgelere baktığımız zaman birinci olarak çiftle tekin ortak Ç ile T'nin ortak bir eleman olmaması lazım. Bakın ilk sayımız gitti. Çünkü hem T'ye ait T kümesine hem de Ç kümesine aittir. Sonra dikkat ederseniz o boyalı bölgenin içerisinde hiç D'ye ait olan bir kısmı yok. O halde D kümesindeki elemanları dağıtmam lazım. Şu eleman gitti, bu gitti ve bu gitti. Geriye kaç kaldı? 2 tane sayımız kaldı. Yani 40.132 ve 52.801. Sadece bu iki sayı taralı bölgenin içinde yer alıyor. Cevabımız B seçeneği diyoruz çocuğum. Çocuğum geldik bu sorumuza. İ eşittir kök eksi 1 ve A reel sayıdır. Z eşittir A artı İ olmak üzere. 1 bölü Z artı 1 eşittir İ bölü Z olduğuna göre 1 bölü A artı İ'nin dördüncü kuvveti ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu ifade. Bir paydaları işleyelim ya. Şurası 1 artı Z bölü ne oldu? Z nereye eşittir? İ bölü Z'ye eşittir. Bakın şu Z'ler birbirini yapar? Birbirini götürür. 1 artı Z eşittir İ ise Z ne oluyor buradan? İ eksi 1 oluyor. Peki Z'nin adına da ne demiş adam? A artı İ demiş ya. Hemen A artı İ'ye eşit diyelim. O zaman A nedir? Buradan eksi 1 gelir mi çocuğum? Peki A eksi 1 gel şurada yerine yazalım. Bu durumda bu 1 bölü eksi 1 artı i'nin kaçıncı kuvveti oluyor? Dördüncü kuvveti. Yani bu ifadem i eksi 1'in dördüncü kuvveti oluyor. Ben bunu da şöyle yazamaz mıyım? I eksi 1'in karesinin karesi. Peki i eksi 1'in karesi neydi? Eksi 2'ye eşitti. Bunun da karesini alsam eksi 2'nin karesi 4. Çarpı i kare. İ kare de nedir? Eksi 1'dir. Cevabımız eksi 4 oldu çocuğum. ABC'de bir kare. BK, KL ve LC uzunlukları eşit. AE'de alfa. Yukarıdaki verilere göre tanjant alfa kaçtı diye sormuş. Şimdi CL, LK ve KB uzunlukları eşitse bu durumda AE ve ED nedir? Birbirine eşit olur. Yani bu bir ne olur? İkizkenar üçgen olur. Bir ikizkenar üçgende şöyle bir dikme indirelim. Bakın şurası 90 derece. Bu aynı zamanda kenar ortay ve aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Şurası ne oluyor bu sefer? Alfa bölü kaç oluyor? 2 oluyor. Şuraya E üssü noktası diyelim.
Şuralar aynı zamanda şurası bir birim dersen burası bir birim oluyor. Şurası iki birim, burası iki birim. Şurayı da iki eşit, LK'yı da iki eşit parça ne yapar? Böler. Peki şu E açısı alfa bölü 2, alfa bölü 2 bölüştürdük ya. İç dersen şurası da alfa bölü ne diyebilirim? 2 diyebilir miyim? Evet. Peki bu bir kare. Şu CB uzunluğu 6 birim oldu. Bu durumda DC de kaç birimdir? 6 birimdir. Ve ben DCL üçgeninden tanjant alfa bölü 2 ne yapabilirim? Söyleyebilirim bu durumda. O da 2 bölü 6'dan kaç yapar? 1 bölü 3 yapar. Ve benden tanjant alfa istiyordu. Bu alfa da alfa bölü 2'nin kaç katı? 2 katı. Yarım açı formülünden 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi ne diyorduk? Tanjant kare alfa bölü 2. Tabii şunların bölüsü de var çocuğum. Dedik. Sonra tanjant alfa bölü 2 gördüğüm yere ne yazacağım? 1 bölü 3 yazacağım. Yani 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3'ün karesi kaç? 1 bölü 9. Şurası ne yaptı? 2 bölü 3 bölü şurası da 9 eksi 1 kaç? 8 bölü 9 eşittir. Bu 2 bölü 3 çarpı o 9 bölü 8'de takla attırdık. 9 ile 3'ü sadeleştik. 3, 2 ile sadeleştik. 4. Cevabım kaç oldu? 3 bölü 4. Yani D seçeneği. Ve son iki sorumuza geldik. 0 küçük x, bu da küçük 90. X dar açıymış. Ve sinüs x eksi cos x eşittir 1 bölü 5 olduğuna göre sin x'e cos x'in değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey yapsam. 5'in her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi. Yani sin kare x. Artı ikincinin karesi cos kare x eksi birinci ile ikincinin çarpımının kaç katı çocuğum? 2 katı. 2 tanesinin x cos x eşittir kaç? 1 bölü kaç? 5'in karesi 25. Şu sin kare ile cos karenin toplamı nedir? 1'dir. 1 eksi 2 tane sin x çarpı cos x eşittir 1 bölü 25. Ve buradan 2 tane sin x cos x'i çekersek nereye eşit olur? 1 eksi 1 bölü 25. Yani nereye eşit oldu? 24 bölü 25. Şu elimize dursun bakalım. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Bunun adı ne olsun? A olsun. Şimdi direkt sin x artı cos x'i söyleyemem. Peki burada sin x artı cos x'i elimde hani 2 tane sin x cos x var ya. Ben de buna A deyip her tarafın karesini alsam bu ifade gelmez mi? Gelecek çocuğum. Birincinin yine karesi. Sin kare x artı ne? İkincinin karesi cos kare x. Eksi artı 2 tane sin x cos x. Nereye eşitmiş bu? A kareye eşitmiş. E bu sin kare artı cos kare kaç? 1. Şu 2 tane sin x cos x'ini bulduk. 24 bölü 25. 24 bölü. Nereye eşit? A kare. E buradan A kare ne oluyor çocuğum? Paydanın eşitliğin 49 bölü kaç? 25. Her tarafın kare kökünü alırsanız A'mız 7 bölü 5'e eşit oluyor. Cevabımız B seçeneği. Evet, geldik son sorumuza. Hele şükür değil mi? Cos x bölü sinüs x artı 1 artı sin x artı 1 bölü cos x çarpı cos x eşittir t eşitliğini sağlayan t değeri kaçtır? Şimdi biz ne diyoruz? Ya kardeşim, karşına rasyonel bir ifade çıkarsa paydalara 1 eşit l. Şimdi o zaman şunu neyle genişletelim? Cos x'i genişletelim. Şunu da sinüs x artı neyle genişletelim? 1 ile genişletelim. Şimdi şu yukarısı ne oluyor? Cos kare x oldu. Artı şu yukarıdaki ifadem sinüs x artı 1'in parantez karesi olacak. Bölü. Aşağıda da ne var? Sin x artı 1. Sin x artı 1 çarpı kosinüs x var. Değil mi? Evet. Şimdi bir de dışarıda bir tane cos x var. Eşittir ne demiş? T'ye eşitmiş. Şimdi buradan şu cos x'e bu cos x birbirini ne yapacak? Götürecek. Şu yukarıdaki cos kare x'in aynısını yazalım. Artı sin x artı 1'in parantez karesi. Birincinin karesi sin kare x. Birinci ile ikincinin iki katı iki tane sinüs x. Artı ikincinin karesi 1 bölü sinüs x artı ne diyoruz? 1. Nereye eşittir? T'ye eşittir. Şimdi buradan şu cos karede sin karenin toplamı kaç? Buradan da bir 1 gelir mi? 1 gelir. Şuradaki 1 ile buradaki 1 ile şuradaki 1'i toplarsan ne olur çocuğum? 2 olur. Ve şuradaki 2 tanesini x'e 2 parantezine alırsam buradan sinüs x artı 1 gelecektir. Bölü aşağıda da sinüs x artı 1 geliyor. Eşittir t. Şimdi buradan sinüs x artı 1'ler de birbirini götürdü. T değerimiz 2 geldi. Ve son sorumuzu da çözmüş olduk. Evet çocuğum. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Güzel bir denemeydi. VIP'nin 6. AYT denemesiydi. Bir sonraki dersimize tekrar görüşmek üzere. Takipte kal çocuğum. Abone olmayı da unutma çocuğum.